Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlar, bulunduğumuz yer Belçika. Belçika'nın Limburg bölgesi. Ve sizlere bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Detaylarda da göreceksiniz. Bulunduğumuz yer bir bisiklet caddesi. Ve birkaç yıldır bu uygulama Belçika'da başladı. Sizlerin de görmüş olduğu gibi. Eğer bu yola bisikletle girmiş ise onu sollayamıyorsunuz. 30 kilometre hızla bisikleti takip etmek zorundasınız. Aksi takdirde çok ağır para cezaları vardır. Herkes uymaya çalışıyor. Kesinlikle de uyuyorlar. Etrafta kameralar var. Görgü tanıkları eğer bir bisikletliyi solladığınızı görürse çok ağır cezaları vardır. 350-400 eurodan başlıyor. Dikkatli olalım. Bu yeni bir sistem, dalgınlığınıza gelmesin. Bakın arkada da yazıyor, burası bir bisiklet caddesidir. Araçlar bisikletlerin arkasında kalmalıdır diye bir ibare de var. Genelde bu caddeler yaklaşık bir 1,5-2 kilometre devam eder. İnsanların çok sıklıkla kullandığı bir yer. Bisikletli kırmızı yola geçtiği an sollamıyorlar ve bu kurallara da uyuyorlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu cadde bisikletliler için özel bir yol. 30 kilometre hızı geçemiyorsunuz. Önünüzdeki bisikleti sollayamıyorsunuz. Bulunduğumuz yer Belçika ve Limburg bölgesindeyiz. Birkaç yıldır bu uygulama devam ediyor. Ağır cezaları var. Şu kırmızı yol gidişli gelişli böyle. Eğer bu yolda bisikletli varsa önünüzdeki bisikleti sollayamıyorsunuz bu yolun bittiği yere kadar. Mesela şuradan bir bisikletli geliyor. Uygulamalı olarak bakalım şöyle. Öndeki bisikleti araç sollayamıyor. 30 kilometre bir hızla araç devam ediyor. Belçika'nın birçok yerinde bisikletliler için özel yol var, böyle kırmızı yollar. Sollama yapamıyorsunuz bisiklet yolunu bitirene kadar. Birçok şehirde bu uygulama başlandı. Ağır cezaları var. Yolun bittiği yere kadar bisikleti takip etmek zorundasınız. Etrafta kameralar var. Eğer sizi ihbar eden olursa ağır cezalar ödersiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, az önce de belirttiğim gibi Belçika'da son birkaç yıldır bu
bisiklet bisikletlere ayrılmış kırmızı yollar vardır. Hemen hemen her şehirde bu var. Görüntülerimizde de gördüğünüz gibi 30'luk bir yol burası. 30 kilometre hızı geçemiyorsunuz. Önünüzdeki bisikleti kesinlikle sollayamıyorsunuz. Bakın şu anda bizim arabanın önünde de iki tane bisikletli var. Bunlar bu yolu bitirene kadar mesela ayrıldılar bu yoldan. Biz devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Bakın şurada bakın tabela var hemen. Bak bisiklet yolunun bittiğini gösteriyor. Biz bu video için buradan çekimimizi yaptık. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Bakın burada tekrar başladı. Görüntü bu saniyeden sonra belki iyi olmayabilir. Çünkü güneşe doğru gidiyoruz. Kameramanlığımızı her zaman eşimizin yaptığı gibi yine eşimiz kameramanlığımızı sürekli eşimiz yapıyor. Bazen ufak tefek hatalar olabiliyor. Bağışlayın bizi. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Bizim de arkamızda bir bayan var. Bakın gördüğünüz gibi bisikletlilere ayrılmış. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bu yol bisiklet yolu değil. Yani bu caddede bisikletli gittiği zaman kesinlikle sollayamıyorsunuz. Ve 30 kilometrenin dışına çıkamıyorsunuz. Bakın burada bisiklet yolu bitiyor. 30 kilometre hızı bitti. Buradan ışıklardan döneceğiz. Ve normal yolumuza geçeceğiz. Bulunduğumuz yer Belçika'nın Limburg bölgesi. Hasselt şehri. Birçok yerde var. Arkadaşlar sessiz olun. Böyle yerlerde çok dikkatli olun. Dikkatli olmak lazım. Kırmızı yol. Çok sakıncalı. O yüzden insanlar rahat bisiklet sürebiliyorlar bu caddede. Bazen istismarda yapabiliyorlar. Dikkatli olmak lazım. Çok ağır sürebiliyorlardı. Şöyle gösterelim. Bakın bisikletliği sollamıyor araç. Böyle devam ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik sevgili dostlarım. Lütfen videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Vesselam.